Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Anıtkabir'deki tören saat 8:50'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 85 yıl önce vefat ettiği saat olan 9:05'te de saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzaladı ve 10 Kasım'a ilişkin mesajını okudu. Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneyi devriyesinde bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, Türkiye yüzyılının inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde Malatya'da da anıldı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Baro Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanlığı tarafından anıta çelenk sunumunda bulunuldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde saatler tam 9:05 geçe sirenlerin çalmasıyla tüm ülkede olduğu gibi Malatya'da da hayat durdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı anıt şeref defterini imzaladı.